Silvan'da sokağa çıkma yasağı vardı. Dördüncü günü dolarken kaldırıldı. Nusaybin'de de benzer bir uygulama var ve o da dördüncü gününe girdi. Nusaybin'le de ilgilenen HDP'li milletvekili Mithat Sancar şu anda telefon attığımızda, ondan da bir bilgi alalım. Nusaybin'de durum nedir? Orada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı Mithat Bey? Burada sokağa çıkma yasağı devam ediyor maalesef. Yani bir kaldırılacağına dair işaret de almış değiliz. Şu anda bizler milletvekilleri, seçilmişler, belediye başkanları, meclis üyeleri Nusaybin'in girişinde barikata takılmış durumdayız, bekletiliyoruz. Nusaybin'e girip durumu görmek talebimiz vardı. Orada neler yaşandığını az çok biliyoruz. Hem önceki örneklerden biliyoruz hem de içeriden gelen bilgilerden biliyoruz. Ne geliyor bilgi Mithat Bey? Nusaybin'den ne bilgi geliyor? Şu durumu hani çok net ortaya koymak lazım. Sıkı yönetim hukuku veya olağanüstü hal hukuku bunlar ilan edilmeden fiilen uygulanıyor. Yani aslında şu an Türkiye'de bu bölgede, bu illerde, ilçelerde hukuk ve anayasa askıya alınmış durumda. Fiili bir olağanüstü hal var ve hukuk devre dışı bırakılmış, keyfilik hüküm sürüyor. Güvenlik operasyonları adı altında, hatta daha da bazı ileri giderek halkın güvenliğini sağlama bahanesiyle 100-150 bin kişinin yaşadığı şehirler rehin tutuluyor. Günlerce sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Kimsenin orada ne olduğunu görmesine izin verilmiyor. Sivil ölümleri konusunda bugüne kadar ortaya çıkan tablo zaten yeterince vahim, yeterince korkunç. Bu konularda herhangi bir soruşturma açıldığına dair, açılacağına dair, durumun aydınlatılacağına dair hiçbir irade, hiçbir beyan görmüyoruz. Yani bir bakıma hükümet burada hukuku devre dışı bırakarak güvenlik kuvvetlerine açık çek vermiş görünüyor. Vursalar öldürseler, kimi vururlarsa vursunlar, öldürürlerse öldürsünler. Hangi evi yıkarlarsa yıksınlar, sizden hesap sorulmayacak gibi bir mantıkla yönetiyor buraları. Şimdi gerçekten hani akıl almaz bir durum gibi değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Türkiye'nin bir bölgesinde hiçbir şekilde hukuk işlemiyor. Bambaşka bir statü yaratılmış. Açık söyleyelim, ülke bu açıdan bölünmüş durumda. Yani hükümet bugünkü uygulamalarla bu ülkeyi fiilen bölmüş durumda. Burada halkın rehin tutulması, şehirlerin rehin tutulması bir insanlık suçudur, açık söyleyelim. Eli silahlı insanlar var mıdır yok mudur bilemem. Varsa, yani girsek görsek belki anlarız. Varsa bile 5, 10, 20, 30 kaç kişi olursa olsun bunlarla herhangi bir başka yöntemle baş etmeyi denemeli. Hukuk devleti kuralları çerçevesinde kalmalı ama orada elinde silah bulunduran gençler var diye Cizre'yi 10 gün, 9-10 gün, Silvan'ı günlerce, Nusaybin'i 5 gündür rehin tutmaya hakkı yoktur. Böyle bir yetkisi yoktur. Hukuk böyle bir imkan vermez. Vicdan ve kurallar da buna imkan vermez. Mithat Hocam, tabii ki siz zaten uzmanlık alanınız hukuk ve anayasa, evet, o çerçevede evet, de bakıyorsunuz evet, meseleye. Bu meselede çok evet, konuşulmuştu. Acaba sokağa çıkma evet, yasağı ilan edilebilir mi böyle bir evet, anayasa çerçevesinde diye. Ama evet, diğer taraftan da şu mesele de konuşuluyor. Yani PKK'nın bu çatışmayı biraz şehirlere yayması da eleştiriliyor. Sonuçta şehirlerde bu çatışma olduğu zaman oradaki sivil halkın zarar görme ihtimali de artıyor diye. Siz nasıl bakarsınız bu tartışmaya? Şunu açık belirtelim. PKK'nın şehir örgütlenmesi yeni bir şey değil. Bu çatışmanın bu hale dönüşmesine yol açan asıl gelişme çözüm sürecinin devre dışı bırakılmasıdır. Yani masanın devrilmesidir. Evet. Bütün bu sorunlar, şehirlerdeki yapılanmalar, muhtemel şehirde silahlı grupların ortaya çıkması, bütün bunlar çözüm sürecinde ele alınıyordu zaten. Biliyorsunuz demokratik evet, güvenlik diye bir kavram ortaya atılmıştı.
Kürt tarafı bunu ortaya atmıştı. HDP olarak da biz bunu savunuyoruz. Demokratik güvenlik şudur. Barışı demokratik kurallar çerçevesinde sürdürürseniz barış sürecini, barışma çabasını, şehirlerde de güvenliği böyle asayişe çevirmeden, asayiş mantığına mahcup olmadan, asker, polis işte yığınmadan sağlamanın yollarını bulursunuz. Eğer barışı sağlayabilirseniz bunun elbette şehirlerdeki duruma da yansıması olacaktır. Bunun elbette başka yerlere de yansıması olacaktır. Şimdi siz eğer bunu devre dışı bırakırsanız, yani bu diyaloğu, müzakereyi, barışı görüşmelerle sağlama, çözümü görüşmelerle sağlama yetkisi dışarıda bırakırsanız her zaman silahlı güçleri devreye sokmak için bir gerekçe yaratabilirsin. Güvenlik kuvvetlerini devreye sokmak için bir gerekçe yaratabilirsin. Bunu çözmenin yolu şehirleri rehin almak değildir. Bunu çözmenin yolu günlerce sokağa çıkma yasağı ilan etmek, rastgele ateş açmak, işte hoparlörlerden insanları tahrik eden marşlar çalmak değildir. Burada yapılan bir güvenlik operasyonu değil. Bunu açık görmek lazım. Burada yapılan bir siyasi operasyon. %90'lar civarında oy vermiş bu ilçeler. %90 üstünde oy vermiş bu ilçeler HDP'ye. Ve AKP'nin, Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını nasıl büyük bir öfkeyle karşıladıklarını biliyoruz. Ayrıca buralarda hani HDP'ye yönelik desteğin oy olarak yüksekliği bir yana, herkes biliyor ki PKK'nin buralarda olduğu olası geniş bir tabanı var. Bunu yaratan da nedir? Bunu yaratan savaşın kendisidir. Bu taban çok büyük ölçüde bedeller ödemiş insanların oluşturduğu beden meydana geliyor. Şimdi bunları yok sayarak, sosyolojiyi yok sayarak, siyaseti yok sayarak, toplumsal gelişmenin gerçeklerini yok sayarak, yaşadığımız tecrübeleri yok sayarak, elde silahımızdan birkaç genç var diye terörle mücadele adı altında böyle hukuksuzluklar, böyle gerilimler ve yeni öfkeler yaratmak ülkeye çok büyük bir zarar veriyor. Biz bunları anlatmayız. Evet, önümüzdeki biz günler için karamsar bir hava yaratıyor en azından. Gelecek için, önümüzdeki evet. Günler için değil, daha uzun gelecek için. Evet. Ama biz buradayız. Biz barış için buradayız. Biz diyalog için buradayız. Bizim burada bulunma amacımız yine demokratik güvenlik kavramı dahil çözüm ve barış tatlısı olacak her konuda tartışılmak. Şimdi HDP olarak bizim temel hareket bilgimiz budur gerçekten. Evet. Şimdi oraya girişiniz engelleniyor. Bekliyorsunuz. Temas ediyor musunuz kaymakamla veya orada kaymakamla tabii ki ediyoruz. Ama kaymakamın ancak işte içeride belli sorunlar olduğunda giderilmesine yardım oluyor. Vali ile temaslardan sonuç almak mümkün oluyor. Vali verilen emirleri uyguluyorum diyor ama bence 90'ların devletçi zihniyetini çok daha ileri götürmüş bir mantıkla hareket ediyor. Kendisine de söyledim. Telefonlara istediği zaman çıkıyor, istediği zaman çıkmıyor. Ben bugün Avrupa'dan bir heyet gelmişti. Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan milletvekilleri, sendikacılar, sivil toplum örgütleri, 16 kişilik bir heyet vardı. Nusaybin'e 14 kilometre kala yollarını kesip Nusaybin girişine gelmelerini engellediler. Yani bunu neye dayanarak yapıyorsun? Biz bunu 90'larda da gördük, evet, pek içici. Ben gittim, şimdi bakın, ben gittim onları barikatlı orada karşılamaya. Kendileriyle görüştüm. Onlar dönüp başka yoldan gelmeyi kararlaştırdılar. Ben geldiğim yoldan Nusaybin'in girişine dönmek istedim, izin vermediler. Yani bir milletvekili biraz önce geldiği yolu, hiçbir çatışma yok, trafik yok, zaten burası güvenlik bölgesi, izin verilmiyor milletvekilinin geçişine. Ben barikatı yardım ve yürüyerek geçmek istedim. Yürüdüm, birkaç kilometre yürüdüm. Arabamı izin verdiler. Siz milli irade diyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Nerede bunlar? Hangi milli irade? Bana bu şehir, benim de içinde olduğum arkadaşlara %90 civarında oy vermiş. Bunlar bizim sorumluluğunu da taşıdığımız insanlarımız ve bir vali böyle bir emir
verip, bir emir verip, bir vekili yolda, şeyin ortasında, ıssız bölgede bırakma sonucunu doğuracak bir uygulamaya girişebiliyor. Bu şekilde hakları, vicdanı, insafı bu şekilde bir bölgede askıya alırsanız bütün bölgeyi yaralarsınız, ülkenin geleceğini yaralarsınız. Peki. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar.